Evet. Bu tabloda bu neden olmuş dediğimiz bir yer var mı? Hocam ben şeyi soracaktım. 2 8 4'lük atomlarda nasıl oluyor? Yani elektronu alıp verme olayı. Şunu diyorsun mesela silisyumu, değil mi? Aynen hocam. Şimdi evet, bu tablonun üzerinde biraz konuşalım. Takıldığımız bir şey kalmasın. Önemli bir tablo bu. Mesela sen silisyumu sordun. Bu şu oluyor. Şimdi bunun 14 tane protonu var. 14 tane de nesi var? Elektronu var demek. Bu elektronları dağıtalım şimdi. İlk yörüngeye 2. İkinci yörüngeye 8. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. 4 tane de son yörüngeye yerleşti mi? Yerleşti. O zaman ne oluyor? Bu 4 tane ile artık bunun karakterini bu belirliyor. Yani bu ne yapar? Son yörüngeyi eğer 8 yapmak isterse bu ne yapar? 4 tane alır. Değil mi? O zaman Evet 4 hocam. tane almak ne demek? Eksi 4 değerlik almak demek. Peki 2 yapmak isterse son yörüngeyi, o zaman da ne yapar? 2 tane verir. O zaman da artı 2 değerlik alır. Yani 2 tane verirse, 2 elektronunu verirse son yörüngeyi 2 tane yapmış olur. Yani buna biz dublet diyoruz. Son yörüngeyi 2 ya da 8 yapmak eğilimi. Yani hangisi daha kolay? 8'e tamamlamak mı daha iyi? Yoksa daha kolay yoksa 2'ye indirmek mi daha iyi? 2'ye indirmek. 2'ye indirmek daha iyi. O zaman 2'ye indirince ne oluyor? O zaman bu 2 tane elektronunu veriyor. 2 tane elektronunu verene ne deniyor? Artı 2 madalyası takılıyor. Değerliğin nedir senin? Artı 2'dir deniyor. Peki sonu 5 ile biterse mesela aşağıdaki. Onu da kullanalım. Mesela sonu 5 ile biterse. Şimdi neydi kuralımız? Son yörüngeyi 2 ya da 8 yapmak elektron sayısı olarak. Buydu, değil mi? Ne yapsın şimdi? Şimdi bu arkadaşa akıl verin bakalım. Bu P elementine akıl verin bakalım. Acaba ne yapsın? Hocam 3 eklesek 8 oluyor. 3 çıkarsak 2 oluyor. Yani ne yapar o zaman? Arada kalıyor. Yani arada kalıyor. Ne o zaman bu fosfor ne yapsın bunu? 2'ye indirmek ya da 8'e çıkarmak arasında. O zaman ne yapabilir? Bu ikisini de yapabilir. Yani 2'ye indirirse 3 tane verecek. 3 tane verince ne değerlik alır? Artı 3 değerlik alır. 8'de tamamlarsa da ne yapar? 3 tane elektron alır. 3 tane elektron alınca da ne deriz bunun adına? Eksi 3 deriz değerlik olarak. Durum bu. Yani bunun karakterini bu oluşturuyor. Oldu mu? Var mı bu tabloda başka soracağımız bir şey? Yok hocam. Şey ne yapsın bu o zaman? Mesela klor ne yapsın Batuhan? Klor ne yapsın? Son yörüngesi de geri dönüyor. Alsın hocam. Kaç tane alsın? Bir. Bir tane alsın. Oo, bu rahat bir olay değil mi? Evet. Ama 7 tane vermeye kalkarsa 7 tane kardeşini gönderecek. Söküp atacak. O biraz daha zor bir iş. Ama olabilir o da. Değil mi? Yani 7 tane derken şöyle 2'ye inecek. Son yörüngeyi o zaman 2 yapacak. 2 yapması için kaç tane vermesi gerekiyor? 5 tane vermesi gerekiyor. 5 tane verirse ne diyoruz buna? O zaman artı 5 değerli diyoruz. Oldu mu? Bu tabloyla ilgili başka soracağınız bir şey varsa söyleyin. Arkadaşlar derslerimize geç kalmayalım. Geç kalırsak kaçırdığımız bir şey sonra size gol olarak döner. Geçiyoruz. Bu tabloda soracağınız bir şey var mı? Erdem, Sinan? Hayır hocam. Geçiyoruz. Yalnız bu özellikler çok önemli. Burada yani sodyum neden böyle davranıyor? İşte potasyum neden böyle davranıyor? Nın şeyi burada, cevapları burada.
varsa, yani neden böyle oldu dediğiniz varsa buradaki elementlerden hemen sorun. Geçelim mi bu tabloyu? Geçiyoruz. Şimdi burada değerlik elektron sayısı konuştuk. Neydi bu? Elementlerin periyodik cetveldeki grup ve periyodu atomun nötr halinin şeklidir. Nötr hali ne demek? Proton sayısıyla nötron sayısı eşit olana biz ne diyoruz? Nötr diyoruz. Buna göre periyodik tablo yapılmış. Katman sayısı, mesela bunda kaç arkadaşlar? 4 tane değil mi? 1, 2, 3, 4. Bunda katman sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4. Bunda katman sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 3 tane. Bunda katman sayısı kaç tane? 1, 2 tane. Son katmandaki değerlik elektron sayısı toplama grubunu verir. Yani bu ne oluyor o zaman? Şu 1A grubu oluyor. Şu o zaman 2A grubu oluyor. Anladık mı arkadaşlar? Son katmandaki bu rakam neyi veriyor? Bunun son katmandaki değerlik elektron sayısı toplamı grubunu verir. Bir elementin son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Yani bu değerliğini alacak ya da verecek. Verirse ne yapıyor? Eksi değerlik alıyor, artı değerlik alıyor verirse. Alırsa da eksi değerlik alıyor. Kaç tane aldı? 3 tane aldıysa eksi 3. 2 tane verdiyse artı 2 değerlik alıyor. Değerlik elektron sayısı A grupları için grup numarasına eşittir. Ama bu A grupları için. Örneğin azot ve kükürt. Azot ve kükürt atomlarının katman elektron dağılımını yaparak periyodik cetveldeki grup ve periyodunu bulalım. Şurayı da açıklayalım. Geçmeden önce helyum. Bu sağ üst köşede oturan patron değil mi? Dağılımı bu şekilde mi bunun? Evet. İlk yörüngede bir tane yörüngesi var. Orada da iki tane. Vermeye almaya ihtiyacı var mı? Hayır. Bu durumda ne yapıyor? Birinci periyot, yani ne oldu? Kaç tane katmanı var? Bir. Onun için birinci periyot oldu. Son yörüngesinde iki tane olduğu için de iki A grubu oldu. Ama burada bir ne var? Birinci periyot 8A grubunda yer alır. Bu bir istisna. İstisna olduğunu buraya yazdık. Bunları şimdi açıklayalım. Azot. Ne dedik? Azot ve kükürt. Elektron dağılımını yapalım. Azotun 7 tane protonu var, 7 tane elektronu da var mı? Var. Bunu nasıl dağıtalım? 2'ye 5 mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Son yörüngesinde 5 tane olduğu için değerlik elektron sayısı 5. 2 tane katmanı olduğu için de periyot numarası 2. O zaman ne dedik buna? İkinci periyot 5A grubu. Bir diğer sıralamaya geride neydi? 15. grup. Bunu bir yerinde ziyaret edelim mi bu arkadaşı? Hadi bunu yerinde bir ziyaret edelim. Nerede? Şurada. Gördük mü? Evet, gördüğünüz gibi kükürt burada ne yapıyor? Burada yerleşmiş. Nasıl yerleştiğinin hikayesini anlattık artık değil mi? Azotu. Kükürdün kaç taneydi protonu? 16. O zaman 16 tane de elektron var nötrken. Bunları dizelim. 2, 8, 6. Kaç tane katman oldu? 1, 2, 3 tane katman oldu. O zaman 3. periyot. En son yörüngesinde 6 tane elektron olduğu için 6A grubu oldu. Evet, burada pürüz var mı arkadaşlar? Galiba yok. Geçiyoruz. Evet. Okulda buralarda mısınız? Daha ileride olan var mı? Hocam biz izotopta falan kaldık. Ya daha geçmedik. Buranın bir kerisi. Tabii okulların bu sene
Tam bir ders yapma imkanı çoğu okulun yok. Büyük bir kısmının yok. Dolayısıyla yani programı en iyi şekilde yaptım diyen bile şu anda müfredattan geride mecburen. Yani dersleri full yapsa bile ister istemez işte koronadan dolayı devam mecburiyeti yok. Gelmeyenler var. Gelmeyenlerden dolayı derslerin hızı azalıyor. Ve şu anda müfredatın olması gerektiği yere göre biz gidiyoruz. Yani daha yavaş gitsek o zaman müfredat bitmez. O da sizi çok kötü mağdur eder. Yani 10. sınıfa geçtiğiniz zaman 9. sınıfın tamamını biliyormuşsunuz gibi ders yapılır. 11. sınıfa geçtiğiniz zaman sanki 9 ve 10'daki bilgileri tamamen biliyormuş gibi bilgi anlatılır. TYT'de, AYT'de işte ben 9. sınıftayken korona vardı. 8. sınıfta da ikinci dönem yapmadık. Hiç bunu kimse dinlemez. Çünkü müfredat bütün dünyada ortaktır. Onun için böyle bir şeyi ayrımı kimse yapamaz. Yani müfredatı eksiksiz öğrenmek zorundayız. Evet, devam ediyoruz. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre ve özelliklerine göre sıralanması. Bir de bu ünite bitince arkadaşlar sınav yapacağız. Şimdiden söyleyeyim. Periyodik cetveldeki her bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tek tek incelenmesi zor olduğundan bu elementlerin ortak özelliklerinin incelenmesi kolaylık sağlar. Biraz önce ne demiştik? Markete gidince sen ne yapıyorsun? Peynir aramak için uğraşmana gerek yok. Süt ve süt ürünleri yazan reyona gittiğin zaman orada buluyorsun. Değil mi? Bunun gibi yani. Benzer özelliklerden buluyoruz. Periyodik cetveldeki elementler fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Şimdi bunları tanıyalım. Şimdi elementleri ana başlık olarak bir markette de ne yapılıyor? Meyve sebze bir tarafta, değil mi? Unlu mamuller bir tarafta, yağlar bir tarafta. Efendim, mutfak araç gereçleri bir tarafta, deterjanlar bir tarafta gibi. Biz burada da bunun gibi bir stoklama yapalım. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere. Elementler, metaller, yani metaller kendi içinde kaça ayrılıyor? Alkali metaller, toprak alkali metaller, geçiş metalleri olmak üzere. Ayrıca ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere. Tekrar bir tablo halinde bunu görecek olursak, o zaman elementler, metaller, yarı metaller, ametaller, soy gazlar. Metaller ise kendi arasında ne yaptı? Alkali metaller, toprak alkali metaller ve geçiş elementler olmak üzere. Bunların hepsi nedir? Şunun hepsi metal grubu oldu, değil mi? Böyle oldu. Şimdi metalleri bir tanıyalım. Metalleri şimdi tanıyalım. Metaller periyodik tabloda 1A, 2A, 3A ve B grubunda bulunan elementlerin çoğunluğunu metaller oluşturuyor. Bakalım şimdi herkes elindeki tablodan baksın. Şuradan bakalım. Ne dedik bakın burada? Tekrar edelim. 1A, 2A, 3A ve B grubunu çoğunluğunu metaller oluşturmaktadır. Çoğunluğunu. Bunları bir tanıyalım şimdi. Şöyle. 1A, 2A, 1A, 2A, 3A ve B grupları. 1A, 2A, 3A, 3A bakın burada. 3A burada ve B grupları. B deyince tüm sülalesi. Bunların çoğu metal. Metallerin özellikleri nelerdir? Genel özellikleri ısıyı ve elektriği iyi iletir. Tel ve levha haline gelebilir. Metalik parlaklık gösterir. Doğada bileşikleri halinde ve bazıları atom halinde bulunur. Yani atomik halde bulunması ne demek? Periyodik cetveldeki özelliği halinde. Ama tutup da ne yapıyor? Bir başkasıyla bileşik halinde bulunabilir.
Oda sıcaklığında 25 santigrat civa hariç hepsi katı halindedir. Elektron vererek bileşik oluştururlar. Yani metaller ne yapıyor? Elektron veriyorlar. Neden elektron veriyorlar? Ya son yörüngesinde bir tane elektron var. O zaman onu vermek daha kolay. Onun için onu veriyor. Böylece artı bir değerli kalıyor. Son yörüngesinde iki tane varsa ikisini de veriyor ve artı iki değerli kalıyor. Bileşiklerin de pozitif değerli kalır. Kendi aralarında alaşım yaparlar. Alaşım ne demek? Şey değil mi? İki metalin karışımı gibi bir şey. Yani iki metali keyfine göre karıştırıyorsun. İhtiyacın oranında karıştırıyorsun. Hangi amaçla kullanacaksan ona göre ne yapıyorsun? Bakırla çinkoyu karıştırıyorsun mesela. Ona göre çeşitli kapkacak yapıyorsun. Heykel yapıyorsun. Efendim çeşitli eşyalar yapıyorsun. Ona alaşım diyoruz. Yani alıştırarak birbirine uyumlu hale getiriyorsun ihtiyacına göre. Ametallerle genellikle iyonik bileşik oluşturur. İyonik ne demek? Vererek alarak. Vererek alarak. Yani artı ya da eksi yüklere biz ne diyoruz? İyon diyoruz. Veriyor ya da alıyor. Yoğunlukları, erime ve kaynama noktaları genelde yüksektir. Bazı metallerin erime noktaları bakırın 1083, osmiyum 3045 erime noktaları. Galyumun ise 29 derece. Onunki çok yüksek değil. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek, asitleri önümüzdeki derslerde daha rahat tanıyacağız. Aktif metaller, yani aktif ne demek? Pasif değil. Yani mesela soğuk gazlar nedir? Kimseyle alışveriş yapmak istemiyorlar. Onlara aktif diyemeyiz. Aktif ne demek? Diyor ki, ah bir isteyen olsa da son yorumdaki bir taneyi versem. Çünkü fazlalık. O zaman buna aktiflik demiş oluyoruz. Yani aktifi de halk arasında ne yaparız? Bir apartmana taşınırsın, kimseyle tanışmazsın. Tanışalım derler, yok yok yok. Der, kendi kabuğumuzda kalırsak pasif olmuş oluyoruz. Ama aktif bir insan ne yapıyor? Daha ilk gittiği anda bir apartmana taşındı hemen. Ya memleketten işte nohut geldi, buyurun komşular. İşte memleketten fasulye geldi, buyurun komşular deyip bir aşure pişirdim, bir tadına bakın falan deyip ne yapıyor? 40 yıllık muhabbetli dost gibi oluyor. Buna biz ne diyoruz? Aktif bir komşuluk diyoruz. Ya da sınıfa, yeni bir okula gidiyorsun, hemen merhaba arkadaşlar, benim adım Ahmet, Hasan, işte memleketim şurası, memnun oldum, beraber teneffüslerde görüşürüz falan, bir tanışıyorsun. Öbür türlü hiçbir selam kelam olmazsa ne yapıyorsun? O sınıfta yıllarca yaşıyorsun ama kimse ile arkadaşlığın olmuyor. Burada aktif ne yapmak? İrtibata geçmek. Alışveriş yapmak, elektron alışverişi yapmak anlamında. Metaller, aktif metaller asitlerle tepkime girerek tuz oluşturuyor. Yani tuz bir sonuç burada. Onu da üzerinde duracağız detaylı olarak konusu gelince. Ve hidrojen gazı oluşturur. Aktif metaller asitlerle tepkime girip, asitleri biliyorsunuz, klorik asit, nitrik asit gibi asitleri duyuyorsunuz ismini. Bunlarla ne yapıyor? Hidrojen oluşturur. Hidrojen gazı oluşturur. Genellikle oksitleri bazik özellik gösterir. Bazik deyince en fazla bildiğiniz baz kim acaba? Deterjan. Sabunlar değil mi? Deterjanlar. Hı. Yani onlar bazılara örnek verilebilir. Şimdi gelelim alkali metaller 1A grubuyla muhabbetimizi artırmaya. Burada bunu böyle lisede biz ezberlerken Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyası Rabia'nın kısmını fırlattı falan diye ezberlemiştik. Yani kendinize göre ezberlemeye de çok gerek yok. Bunların kurallarını, çok basit tekniklerini anlatacağım size. O zaman böyle bir ezberdir, şudur budur gerek kalmayacak. Bir A grubunda hidrojen dışındaki elementlere
hidrojen dışındakilere lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, bunlar fransiyum, ksenon gibi alkali metal denir bunlara. Bu metaller periyodik cetvelin en aktif elementleridir. Yani bu köşe aktiflik köşesi. En aktif. Bu metaller periyodik cetvelin en aktif metalleridir. Neden aktifler bunlar? Yani aktifliğin sebebi nedir? Ahmet? Durduk yerde aktif olmuyorlar. Neden aktif olmuşlar? Hocam. Şey olabilir mi? Tepkimeye girme isteklerinden dolayı. Ama o istek nereden geliyor? O iştah nereden geliyor? Son kısımdaki elektronlardan. En son yörüngede bir elektron var. Yani o son yörüngedeki bir elektronu verse de kurtulsa. Değil mi? Son yörüngeyi ne yapmak istiyor bütün elementler? 2 ya da 8 yapmak. Atmak istiyor. Atmak istiyor. Versin kurtulsun. Değil mi? Ondan dolayı aktivistesinin derdi bu. Hocam yani bir, o maddeyle başka bir maddeyi, eksik olan bir maddeyi, tamamlamak isteyen bir maddeyi aynı ortama koyarsak birleşirler mi? Tabii bir de başka şartlar var. Isıdır, basınçtır falan filan. Yani o da aktiviteyi etkiliyor tabii ki. Anladım hocam. Yani sadece bu elektron alma verme yetmiyor. Ama bu bir numaralı sebep. Yani bu olmazsa öbür türlü zorla evlilik olmaz değil mi? Zorla evlendirince ne oluyor mesela kızlar erkekleri? Sonra sıkıntı oluyor değil mi? Yani onun gibi oluyor burada. Burada da bir numaralı alışveriş sebebi nedir? Bu elektron ihtiyacı. Yani bunu ne yapmak istiyor bir A grubundakiler? Son yörüngesinde bir tane olduğu için son yörüngesinde 2 ya da 8 yapmak buradaki çok önemli bir kural. 2 ya da 8 yapmak istiyor. Hangisi daha kolaysa onu yapmak istiyor. Hangisi daha kolay? Onu yapmak istiyor. Bu durumda en aktif olmasının sebebi budur. Şimdi bunları bu şekilde tahlil edeceğiz. Sonra ben size çok kolay bir teknik var. Oradan bunları özetini kısa bir şekilde şıp diye anlayacaksınız. O çok çok kolay. Ama önce bir zahmetli kısmını bir anlayalım. Yani nedenini anlayalım. Yani neden böyle olduğunu kavrayalım. Tepkimeye girme isteğine ne diyoruz? Aktiflik diyoruz. Biraz önce anlattım ya size. Aktiflik işte anlattık sınıfta, apartmana taşındığımız apartmanda aktiflik. Yani komşularla merhaba merhaba deyip işte efendim bir şeyler almak vermekle falan ne yapıyorsun? Böylece aktiflik oluyor. Burada da aktiflik birileriyle, diğer elementlerle alışveriş yapma isteği. Metaller elektron vererek tepkimeye girmek ister. Yani istek bu. Ama her zaman istediğimiz oluyor mu? Ben de Amerika Başkanı olmak istiyorum. Böyle bir şey isteği olmayan var mı içinizde? Ama bu imkansız. Çok mantıksız bir istek değil mi? Yani mantıklı bir istek. Yani burada metaller elektron vererek tepkimeye girmek ister. Bu bir numaralı isteği bu. Buna da hakkı var mı? Var. Böyle bir yapısında var mı böyle bir şey? Var. Yani ben Amerikan başkanı olmak istiyorum diye bas bas bağırsam, bütün dünyaya duyursam bunun bir kıymeti var mı? Bir kere Amerikan vatandaşı değilim. Yani böyle bir örnekle anlatıyorum ki, yani olmayacak duaya amin demeyelim derler ya halk arasında. Burada alışverişin ana mantığı son yörüngedeki elektron. Bu da buna müsait mi? Süper müsait. Bu nedenle kolay elektron verebilen metallerin aktifliği yüksektir. Ametallerde aktiflik ise elektron alma isteğiyle artar. Ametaller ise ne yapmak ister? Onlardaki aktiflik ise son yörüngesinde diyelim ki 7 tane elektron var. Biraz önce sormuştum ya Ahmet'e. Son yörüngesinde 7 tane elektron var. Ne yapmak istiyor bu? 8 yapmak ister değil mi? 2 ya da 8 yapmak istiyordu. O zaman ne yapıyor? Ah bana bir elektron veren olsa diye bakıp duruyor zaten. O zaman ne oluyor? Al sana bir bileşik. Buna da ne diyoruz? İşte ametallerin aktifliği de bu anlama geliyor. Oldu mu? Geçiyoruz. Şimdi alkali metallerin özellikleri. Alkali metallerin özellikleri. Şimdi buna gelelim. Evet, şimdi bu tabloyu sık sık hatırlayalım. Elimizde alkali metaller. Alkali metaller. Yani şurada kırmızıyla gösterilmiş bakın. Bir de toprak alkali metaller var. Değil mi? Bunlar beraberce alkali ailesi.
beraberce alkali ailesi. Bunlar alkali metallerin özellikleri. Nedir bunlar? Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Isı ve elektriği iletirler. İyi iletir demiyoruz bakın, iletirler. Çok aktif olduğundan doğada bileşik halinde bulunur. Yani şu iletme meselesini biraz daha açayım. Mesela demir de elektriği iletir, bakır da iletir. Değil mi? Ama hangisi daha iyi iletir? Bakır, değil mi hocam? Tabii ki, bakır daha iyi iletir. Onun için evimizin bütün elektrik kabloları bakır. Değil kablolar mi? Bakırdan yapılıyor. Kablolar bakır. Halbuki bakır demire göre çok daha pahalı. Neden o zaman pahalı olduğu halde bakırı yapıyoruz, demiri yapmıyoruz? Demir daha ucuz. Demirden de olabilirdi. Çünkü iletkenliği bakırın bizim için daha karlı. Eğer biz kablolarımızı demirden yapsaydık o zaman daha yüksek bir elektrik faturası harcardık. Çünkü demirin iletkenliği bakıra göre bozuk olduğu için o elektriği taşırken ne yapar? Yorulur ve ısıya dönüştürür. Kablolar ısınır. Hani kablolar ısınınca sigorta atıyor ya. O olay yani. Yani taşıyamaz. Evet. Bir şey soracağım. Şey evet. Hani mesela demir kablolar, bakır kablolar diyorsunuz ya. Eskiler hani bakırdan tepsi yemek falan o tava o şekilde yapıyorlarmış yani. Evet evet. Onlarda hani zehirlenme oluyor ya. Evet. Yani biz kullandığımız zaman zehirleniyor ama onların zamanında neden bir şey olmuyordu? O zaman da oluyordu. Yani, o zaman da oluyordu. Yani o bakır kapların kullanıldığı zaman da dedelerimiz, ninelerimiz bakır kapları mecburen kullandılar. Çünkü başka alternatifleri yoktu. Onu kalaylıyorlardı bir de. Kalaylayarak o bakırın içindeki yoğurtla, içindeki turşuyla etkileşimini kesiyorlardı. Anladınız mı? Kalayla kaplıyorlardı. Kalay ne demek hocam? Kalay buradaki elementlerden, tablodaki elementlerden birisi kalay. Parlak. Parlak bir madde. Toplumda bugün kalaycılık diye bir şey duymuşsunuzdur. Yani adı soyadı kalay olan çok sayıda insan var. Kalaycılık çok önemli bir meslekti. Bakır kapları kalayla yani parlak bir metal kalay. Yani şey gibi çikolata kağıdı gibi parlak. Hatta daha da parlak. Böylece bakırı oksitlenmekten içindeki turşuyla, yoğurtla zehirlenmekten kurtarıyordu. Zaten yemek zehirlenmeleri eskiden çok fazlaydı. Bu sebebi bu. Yani biz şu anda ne yapıyoruz bundan dolayı? İçindeki yemekleri aksiyona girmeyen kaplar kullanıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Cam kullanıyoruz değil mi? Ona göre porselen kullanıyoruz. Ya da iyi kaplanmış, nikel kaplanmış metal tencereler kullanıyoruz değil mi? Bunlar dikkat etmemiz gereken bu kapların malzemesinin, tencerenin, tabağın, kabının İçindeki yemekle reaksiyona asla girmemesi gerekiyor. Mesela ne gibi? Buna örnek olarak verelim. Mesela sen tutuyorsun. Alüminyum bir kap var. Alüminyum kabın içine alüminyum. Bunun içine yoğurt koydun diyelim ki. Nasıl? Koyalım mı? Yoğurt koyalım mı alüminyum kabın içine? Koymayalım mı? Koyalım hocam. Koyarsak işte kötü olur. Bu yüzden zehirlenen ölen insanlar var. Yani alüminyum kabın içine eğer yoğurt koyarsan bu ne yapıyor? Alışveriş yapıyor bunlar. Kimyasal tepkimeye giriyorlar. Ve sonra ne oluyor? Hatta bir de bakıyorsun ki yoğurdu sen bırak şöyle bir 10 gün 15 gün kap delik deşik oluyor. Hatta bakıyorsun sanki kurşunlanmış gibi oluyor. Delik deşik hale geliyor. Yani o delik deşik olduğu zaman ne oldu? Orada yoğurtla alüminyum bir reaksiyona girdiler. İçindeki yoğurt çünkü asidik bir madde reaksiyona giriyor. Sen de onu afiyetle yiyorsun. Yedikten sonra ne oluyor? Bir de bakıyorsun ki ne yapmış vatandaş? Baş ağrısından ölmüş. Böyle olaylar olabiliyordu. Çok oluyordu. Çok sık oluyordu. Bugün bu hataları azalttık. Ama çok azaltmadık. Bugün hala plastik bardaktan sıcak çay içen insanlar görüyoruz. Çok kötü bir hareket. Ne oluyor? Sıcak çayla bunun plastiği ne yapıyor? Kimyasal reaksiyona giriyor. Ve bakıyorsun plastik yamuk yumuk böyle yumuşacık oluyor. Yani reaksiyon değil de hocam böyle eriyor. Eriyor. Ben yanlışlıkla pipet sokmuştum.
Pipet böyle erimişti. Ha. O eridiği zaman ne oluyor? Senin bu plastik midene gidiyor. Peki midende bu plastik ne oluyor? Yolları tıkıyor. Ve damarları tıkıyor, hücreleri tıkıyor ve damar hastalığından bu insanlar hastalık yapıyor. Ciddi hastalık yapıyor. Yani o zaman burada prensip olarak ne söyledik? Yemekle, yemek kabının asla reaksiyona girmemesi gerekiyor. Buradan da ne anlıyoruz? Reaksiyona girmeyen kaplar kullanalım. Reaksiyona girdiğini nereden anlıyoruz? Rengi değişiyorsa, tipi değişiyorsa, şekli değişiyorsa, yumuşaklığı, sertliği değişiyorsa demek ki reaksiyona girmiş kaptaki yemekle. Anladınız mı? Onları da asit baz konusuna geldiğimiz zaman daha rahat anlayacağız. Onun için arkadaşlar, cahillik olan memleketlerde insan ömrü çok kısa. Mesela Afganistan çok cahil bir ülke, halkı ve ölüm yaşı ortalaması 45. Ama Almanya'ya bakın, Finlandiya'ya bakın, insan ömrü çok uzun. Neden? Toplumda bilgi var, bilinç var. Ondan dolayı da ne yapıyorlar? Bunları ilaç var. Herkes bilmese bile, herkes bilmese bile bu bilgiyi ne yapıyor? Bilen insanlar yönetiyor toplumu. Bilen insanlar yönetiyor ve tutup da sen bu şekilde reaksiyon veren bir kabı orada Almanya'da bir mağazadan satın alamazsın. Bir lokanta bu hatayı yapamaz. Oranın sağlık müdürü bu bilgileri çok iyi bilen birisi. Ama bizim bakıyorsun şimdi bizim tıp fakültesinde doktor olmayan dekanlar var. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani o zaman o öyle bir dekanlık olursa oradan doktora yetişirken sıkıntı olmaz mı? Yani bu konunun uzmanı olan insanlar bu konunun yönetiminde olmalı. Eğer olmazsa o zaman zehirlenme olur. Eski yıllarda bu daha fazlaydı. Son zamanlarda biraz daha azaldı. Ama bu konuda çok daha bilinçli olmamız gerekiyor. Peki hocam, hani şu sert plastik, normal plastik var ya. Evet. Sert plastik, yani sertleştirilmiş plastik de yine sıcak su koyunca o da mı eriyor? Tabii ki, tabii ki. Yani o sert olanlar, bazı özel sertleştirilmiş maddeler var. Onlar kimyasal reaksiyona girmeyenler var. Onlar kullanılabilir ama onlar da pahalı biraz. Yani sonuçta plastiklerin tümü gıdada ne yapılmalı? Sıcak ve asidik olan maddelerde asla kullanılmamalı. Yani senin mutfakta plastik kabın olabilir. Ama onda asla yemek yemeyeceksin. Ama meyve yıkayabilirsin onda. Meyve yıkadığın zaman meyveyi soğuk yıkadığın için onunla bir etkileşime girer mi? Girmez. Oldu mu? Anladım hocam. Bunu zannederim anladık. Yani bunlar toplumun ne yapıyor? Beslenmesini çok ciddi şekilde etkiliyor. Bakın bugün korona öldürüyor ama koronadan başka çok sayıda daha virüs var. Bu virüsleri kimse tanımadan o insanları öldürüp götürüyor. Ama korona neden bu kadar ünlü oldu? Neden meşhur oldu da öbür virüsleri tanımadan onlar götürüp gidiyor insanları? O öldürüyor 50 kişi, 100 kişiyi ama kimsenin haberi yok bundan. Neden böyle oldu? Açıklayın bakalım. Neden korona bu kadar ünlü oldu da bazı virüsler çok ünlü olmadan ne yapıyor? Bakıyorsun bir toplumda 5 kişi ölmüş. Mesela Nevşehir civarında ölümler var. Neden bu ölümler olmuş? Bunun araştırılması gerekiyor. Orada toprağında bir sıkıntı var bunun. Onun araştırılması gerekiyor hemen. Yani bu medeni olmanın bir gereği. Ama bir Afganistan'da böyle bir araştırma yapılmadığı için orada toplu ölümler oluyor. Toplu. Ölüyor gidiyor insanlar. Onlar da birbiriyle sabah akşam kavga ediyorlar zaten. Yani bunların bilinçli bir şekilde araştırılıp oradaki Nevşehir civarında bu hastalık yapan maddenin ne olduğunun ne yapılması lazım? Bulunması lazım. Şimdi burada o zaman bu kapların reaksiyona girmeyen, yani içindeki yemeğe renk vermeyen maddeler olması gerekiyor. Etkileşime girmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Oldu mu arkadaşlar? Bunu anlatmış olduk zannederim. Çok aktif olduğundan doğada bileşik halde bulunurlar. Çok aktif ne yapıyorlar? Hemen bir başkasıyla reaksiyona giriyorlar. Katman elektron dağılımlarında en son katmanlarında bir elektron bulunur. Bunu çok defa anlattık. Son katmanlarında bir elektronu vererek bileşik oluşturur. Bileşiklerinde artı bir yüksek genme basamağına sahiptir. Neden bunu yapıyordu?
Sinan, bunu da sen anlat. Neden bileşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahip bunlar? Nasıldı? Son yörüngesinde bir tane elektron var bunların. Onu da verip kurtulmak istiyor. Son yörüngeyi 2 ya da 8 yapmak istiyor. Ondan dolayı ne yapıyor? Son yörüngesinde bir tane varsa ne yapsın? Onu versin. Böylece kalan yörünge son yörünge oluyor, değil mi? Artık o yörünge bir tane elektronu varsa onu verince o elektron yok olmuş oluyor o yörüngesiyle beraber. Olmamış oluyor. O elemente atoma ait değil artık. Evet, o zaman grupta yukarıdan aşağı ilerledikçe nasılmış? Yukarıdan aşağı ilerledikçe, yani şöyle oldukça, bunu tablonun üstünde gösterelim. Arkadaşlar, bunu tablonun üstünde gösterelim. Aşağı inildikçe ne oluyormuş grupta? Aşağı doğru indikçe ne oluyormuş? Evet, ne oluyormuş söyleyin. Aktiflikleri ne yapıyormuş? Artıyormuş. Yukarıdan aşağı indikçe. Atom numaraları ve kütle numaraları ne yapıyor? Artıyor. Erime noktaları düşüyor. Sertlikleri azalıyor. Bunların tabii sebeplerini izah edeceğiz daha sonra. Yani neden böyle oluyor? Yani erime noktası neden düştü? Erime noktası mesela neden düşer? Bunu nasıl izah edersiniz? Erime noktası düşer. Nasıl düşer? Evet, bir kafa yoruyor. Dayanıklılığı azalır değil mi hocam? Erime demek ne demek? Erime, erime bunun moleküllerinin parçalanması demek. Değil mi? Maddenin elektronlarının parçalanması demek. Moleküller arasındaki şey mi? Evet. Bağ mı? Evet, evet, evet. Elektronların moleküllerin arasındaki bağların koparılması demek. Daha çok moleküllerin bağlarının koparılması demek. Moleküllerin bağlarını koparınca ne oluyor? O zaman o erimiş oluyor. Yani buz olduğu zaman, su için konuşursak, suyun buzun moleküller arasındaki bağları ısıtıyoruz ve ne yapıyoruz? Onları parçalamak için harcanıyor bu verdiğimiz enerji. Dolayısıyla ne oldu? O zaman verdiğimiz enerji, buza verdiğimiz enerji, onun moleküllerinin arasındaki bağları koparmak için harcandı ve ne oldu? Erittik. İşte bundan dolayı da erime noktaları hususu bu. Moleküller arasındaki bağları koparmak. Atomlar arasındaki bağları koparmak. Sertlikleri azalır. Oksitlerinin bazik karakteri artar. Oksitlerinin, yani oksitleri ne demek? Oksijenle verdikleri reaksiyonların. Bazik karakteri ne demek? Baz, asit baz konuştuğumuz zaman orada daha rahat anlayacaksınız. Bazik özellikleri artıyor. Bazik özellikleri ne yapıyor? Artıyor. Ama oksitlerini sadece. Bunları tabii şu anda biraz anlamakta zorlanabilirsiniz. Altını çizin. Daha sonra o konuda bunu detaylı olarak görelim. Yani şu anda